Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Et-tayyibatu lillah ve salatu ve salavatu ala nebiyye. Muhakematın ikinci bölümüne geldik. İkinci bölüm unsurul belaa, belaat unsuru. Birinci bölüm unsurul hakikat idi. Ve bu ikinci bölümden sonra da unsurul akide, inançla alakalı üçüncü bölüm gelecek. Bu üç bölüm içerisinde anlaması en zor olan bugünkü başlayacağımız kısım belagat unsuru. Belagat zevki bir şey. Evet, bu idrakle anlaşılıyor az çok ama zevke bakan yönleri de muhakkak ki var. Ve buradaki anlatımda daha çok soyut üslup, mücerret üslupla belki bu anlatılmış. Böyle olunca zihinde yerleşmesi biraz daha zaman alabiliyor. Arada biz bazı örnekler vermeye çalışacağız. İnşallah beraberce anlamaya çalışacağız. Ama tam anlayamadığımızı itiraf etmek de gerekir. Zaten bugüne kadar da bu konuda fazla bir şey yapılmamış olması belki bunu gösteriyor. İnşallah bundan sonra daha ciddi çalışmalar yapılır ve bunlar daha iyi anlaşılır. Bugün ülkemizde edebiyat fakülteleri de var. Buralarda belagat, belki direkt belagat adıyla değil de güzel konuşma gibi isimlerle bu gibi dersler veriliyor. Ama burada anlatılanlar oralarda yine doğrudan bu gibi ifadelerle anlatılmıyor. Bu açıdan insanımız, ben de dahil olmak üzere, konuya biraz Fransız kaldık. Biraz yabancı kaldık yani. Ne kadar anlayabilirsek. مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ denilmiş. Bir şey umumen elde edilmezse bütün de terk edilmez. İkinci makale, belagatın ruhuna taalluk eden birkaç meselenin beyanındadır. Belagatın ruhu, özü, esası. Belagat, fasih bir sözün muktizai hale mutabık bir şekilde söylenmesi. Yani söz fasih olacak, fesahatli olacak ve halin gereği neyse halin gereğine uygun bir şekilde de söylenecek. Birinci mesele, tarih lisan-ı teessüfle bize ders veriyor ki saltanat-ı Arap'ın cazibesiyle acam, Arap olmayanlar, Araplara muhtelit olduklarından, Araplarla iç içe olduklarından, Kelam-ı Mudari'nin melekesi denilen Belagat-ı Kur'aniye'nin madenini müşevveş ettikleri gibi. Yani malum Kur'an-ı Kerim Arapça nazil oldu ve Kur'an'ın ilk muhatapları Araplar, daha sonra diğer insanlar da Kur'an'a muhatap oldu. Ancak diğer insanların dili Arapça olmadığından Arapçayı öğrenmeleri gerekiyor. Ta ki Kur'an'a daha iyi muhatap olabilsinler. Tabii fıtri olarak bir dili bilmekle sonradan öğrenmek aynı derecede olmuyor. İşte Arap olmayanların işin içine girmesiyle Arapçanın bir takım böyle dil özelliklerini karıştırdılar. Belagat-ı Kur'aniye'nin madenini müşevveş ettikleri gibi. Şu manada burada Kelam-ı Mudari dedi. Mudar kabilesinin konuşması. Nasıl ki Türkçe'de İstanbul lehçesi böyle en güzel Türkçe olarak kabul ediliyor. Araplar da Mudar kabilesinin Arapçasını en fasih Arapça olarak kabul ediyorlar. Ancak zamanla onların da dilinde bazı bozulmalar oluyor. Başka milletlerin de karışmasıyla dilde bazı dejenereler meydana geliyor. Öyle de acemlerin ve acemilerin belagat-ı arabiyenin sanatına girdiklerinden, yani Arap olmayanların ve acemi kimselerin Arapçanın belagatı sanatına girmelerinden, fikrin mecra-i tabisi olan nazm-ı maaniden zevk-i belagatı nazm-ı lafza çevirmişlerdir. El maksudu minel kelam ifadetül meram denilir.
kelamdan maksat ifadeyi meram etmektir. Yani duyduklarımızı, düşündüklerimizi, hissettiklerimizi muhatabın anlayacağı bir şekilde ifade etmek. Ancak bazıları lafza zinet veriyor, lafzı süslüyor, mana o zaman geri planda kalıyor. Yani lafız ve mana birbirine destek olmalı, birbirini takviye etmeli ama lafız mananın önüne geçmemeli. Mana bir dilbere benzetilir, lafız da onun elbisesi. Yani elbisenin güzel olması iyidir ama diyelim dilberde bir güzellik yoksa en güzel elbise de giydirilse o yine çirkin sayılır. Bu noktadan bakılabilir. Şöyle ki, efkar ve hissiyatın mecra-i tabiisi nazm-ı manidir. Fikirlerin ve hislerin akacağı tabii mecra, fıtri mecra manayı nazmetmektir. Mananın anlatılması. Yani laf salatası derler ya, laf salatası karın doyurmaz. Bakarsınız bir kısım insanlar çok edebi cümleler kullanıyorlar. Ama burada kastettikleri mana çok da bir şey değil. Basit şeyleri anlatıyorlar. Varsın cümleleri düzgün olmasın, manayı anlatsınlar. Mana ön planda olmalı. Efkar ve hissiyatın tabii mecrası, yani nasıl ki nehirlerin aktığı bir mecra oluyor ya, onun gibi fikirlerin ve hislerin de fıtri mecrası, mananın nazmedilmesidir. Mananın ifade edilmesidir. Burada nazım denilmesi, düzgün bir şekilde bunu ifade etmek. Hani yabancılar Türkiye'ye geldiğinde biraz Türkçe öğreniyorlar. Var ben gelmek diyor. Bu manayı düzgün ifade etmek olmuyor. Yani kelimeleri biliyor ama düzgün bir şekilde sıralayamıyor. İşte bir evin içindeki eşya, hepsini ortaya yığalım. Böyle karışık bir görüntü olur. Ama her birini yerli yerine yerleştirince düzgün bir diziliş meydana gelir. Onun gibi kelimeleri, cümleleri düzgün bir şekilde dizmek gerekiyor. Bunu yapabildiğimizde dili düzgün bir şekilde kullanırız ve maksadımızı güzel bir şekilde ifade ederiz. Nazm-ı meani ise mantıkla müşeyyettir. Yani bir insanda mantık olmalı, mantıklı durmalı, mantıklı düşünmeli ve cümleleri de ona göre kurmalı. En son söylenecek şeyi en başta söylemek olmaz. Nasıl ki kitaplarda da bu geçiyor, güzel konuşmayla alakalı kitaplarda, edebiyatla ilgili kitaplarda. Giriş, gelişme ve sonuç. Yani önce bir giriş bölümü, ardından bunun biraz açılımı, en sonunda da bir sonuca varılması. Ağaç misali verilir bu konuda. Mesela önce çekirdektir ağacın evveli. Evvelinde bir çekirdek. Ama oradan işte bir sümbüllenme meydana gelir. Dallar, budaklar olur. Sonunda yaprakları, çiçekleri çıkar. En sonunda da meyve verir. Yapacağımız bir konuşma veya yazacağımız bir yazı, o da giriş, gelişme, sonuç kısımlarında ayrılmalı. Ve bu düzgün bir şekilde ifade edilmeli. Mesela yemekte de aynı şey oluyor. Diyelim ki 3-4 çeşit yemek var. En son yenilecek yemeği en başta yemek uygun olmaz. Önce çorba getiriliyor mesela. Ardından ana yemek neyse o. Onun yanında başka bir şey. Bunlar sırayla oluyor. Bunlarda nasıl sıraya riayet ediliyorsa manayı nazmetmede de belli bir tertibe uymak gerekir. Mantık bunu ortaya koyuyor. İnsan mantıklı, muhakemeli olursa cümlelerini de düzgün bir şekilde kurar. Mantıkın üslubu ise müteselsil olan hakaika müteveccihtir. Müteselsil ard arda. Yani kopukluk olmayacak ve birbirini takip edecek kelimeler, cümleler ve bunlar birbirini tamamlayacak. Hakaika giren fikirler ise karşısında olan dekaik-i mahiyatta nafizdirler. Yani ifade edeceğimiz şeyler, hakikatlere giren fikirler, oraya en uygun şeyler olmalı. Vereceğimiz örnek, mesela diyelim Allah'ın azametini anlatacaksak, Allah'ın alemde tedbirini, tasarrufunu anlatacaksak, muhtar örneğiyle anlatılmaz.
Muhtar örneği vermek de bir örnek olabilir ama padişah örneğiyle anlatılır. Nasıl ki bir padişah tahtına oturur ve ülkesini idare eder emirleriyle, Allah da arş-ı rububiyetinden alemi idare eder denilir. Ama biz bunu ifade ederken tutup da nasıl ki muhtar köyü idare eder, Allah da alemi idare eder dersek belki aynı yere varıyor mana ama bizim anlatacağımız manaya en uygun mahiyeti seçememiş oluruz. Yani malzeme seçimi bu noktada önemli. Mesela bir evi yaptırırken de diyelim kullanacağımız malzemeler, en iyilerini seçmemiz lazım. Ta ki kaliteli olsun. Yoksa diyelim kapının kolu adi bir şeyden yapılmış. Şöyle bir bastırırsın, bir iki defa da kırılır. Demek ki o zaman oraya uygun mahiyette olanı seçmemiş oluyoruz. Hakaika giren fikirler ise karşısında olan dekaiki mahiyatta, mahiyetlerin böyle inceliklerinde nafizdirler. Dekaiki mahiyat ise mahiyetlerin o incelikleri alemin nizam-ı ekmeline mümit ve müstemittirler. Yani alemde mükemmel bir nizam var. Allah-u Teala her şeyi yerli yerince yaratmış. Her şeyde güzellik, mükemmellik var. Bu bizim konuşmamıza da yansımalı veya bizim yazdığımız şeylere yansımalı ve bu şekilde en iyiler seçilmeli. Nizam-ı ikmelde her bir hüsnün menbaı olan hüsnü mücerred mün demiştir. Nizam-ı ikmel en mükemmel nizam demek. Allah'ın kainata koymuş olduğu nizam alternatif kabul etmez bir nizam. Şöyle olsa daha iyi olurdu diyemeyeceğimiz bir nizam. Biz de mümkünse konuşmamızda ve yazmamızda bunu yakalamaya çalışmalıyız. Tam bunu yapamayabiliriz ama en mükemmele ulaşmak bizde bir ideal olmalı. Bu cümleler daha iyi nasıl söylenir? Bu mana daha iyi nasıl anlatılır? Bir yerde beni konuşmaya davet etmişlerdi. Konuşmamızı yaptık. Az çok anlatmak istediğimizi anlattık ama ben oradan ayrılırken kendi iç dünyamda çalkantılarla ayrıldım. Tövbe istiğfar ederek ayrıldım. Yani konuyu ana hatlarıyla anlattığım kanaatindeyim ama ayrılırken şöyle düşündüm. Dedim bu konu daha iyi anlatılabilirdi. Örnekler daha yerli yerine oturtulabilirdi. Daha güzel cümleler kurulabilirdi. Bu bizi daha iyiye götürür. Yani mükemmeli aramak bizi daha iyiye götürür. Yoksa zaten kalıp bazı cümleleriniz vardır. Her yerde onlarla anlatırsınız. O zaman bir ilerleme olmaz. Bir tekamül gerçekleşmez. Nizam-ı ikmelde her bir hüsnün kaynağı olan hüsn-ü mücerred. Yani mücerred güzellik, soyut güzellik mün demiştir. Hüsn-ü mücerred ise mezaya ve letaif denilen belagat çiçeklerinin bostanıdır. Yani nasıl ki bir bahçede çok güzel bir dizayn yapılmışsa, çiçekler gayet güzel yerleştirilmişse çok güzel bir güzellik meydana geliyor. Onun gibi biz de yapacağımız konuşmada veya yazacağımız yazıda güzellikleri o şekilde yerleştirebilirsek o da gayet güzel olacaktır. Çiçeklerin bostanı cinan-ı hılkatte, yaratılış bahçelerinde cilvegir olan ezhara, çiçeklere perestiş eden ve şair denilen bülbüllerin namatıdır. Yani nasıl ki gül bahçesi varsa o gül bahçesinde bülbüller de oluyor. Ve bu bülbüller orada ötüyorlar. Kainat bir gül bahçesi gibi çok daha güzel. Ve orada gerçekten böyle ilahi sanatı anlayan, takdir edenler Allah'ın sanatının güzelliğini güzel ifadelerle söylüyorlar. Alemdeki mükemmelliği konuşmalarına ve yazdıkları şiirlere yansıtıyorlar. Mesela şu anda ismi hatırıma gelmedi de bir tanesi Neredesin Boyacı diye bir yazı yazmıştı. Neredesin Boyacı? Yani bahar bahçelerine şöyle bir çıkıyor. O renk cümbüşünü görüyor. Gördüğü güzellik karşısında böyle kendisinden geçip döndüğünde Neredesin Boyacı başlığıyla Allah'ın
alemdeki sanatının mükemmelliğini anlatan bir yazı hazırlıyor. Alemde bize ilham verecek çok şeyler var. Alem bize ilham verecek şeylerle dopdolu. İşte bizim o güzellikleri görüp, o güzelliklerin mahiyetine nüfuz ederek, konuşmamızda hangisini ne şekilde kullanacağımızı bilip, kullanmamız gerekiyor. Bülbüllerin namatına ahengi ruhani veren ise nazm-ı maanidir. Yani bülbüller gerçekten çok güzel öter. İşte bir insan da güzel konuşan, güzel yazan birisi olmak istiyorsa manayı güzel bir şekilde nazm etmeli. Mesela Necip Fazıl'a Sultan-ı Şuara deniyor. Şairler Sultanı. Bu boşuna ona verilmiş bir paye değil. Çile isimli şiir kitabını okuduğumuzda gerçekten manayı çok güzel şekilde nazmettiğini, hem kafiyesiyle, hem manadaki derinlikle, hem hikemi bilgilerle bunları süslediğini görmekteyiz. Ve manaya aşina olan birisinin o şiirleri beğenmemesi mümkün değil. Mesela Risalelerde tefekkürle alakalı çok böyle harika cümleler geçiyor. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bu cümle başka cümleler içinde hemen tebessüm eder. Ve insan bu cümleyi okuduğunda not alma lüzumu hisseder. Yani aman ya Rabbi bu ne güzel cümleler ve bunu not olarak alır. Her cümle not alınmaz. İşte o dikkati çeken cümleler not alınır. Bu da güzelliğin mahiyetine nüfuz etmeyi gerektiren bir şey. O mana böyle ifade edilirse başkasının da dikkatini çekecektir. Mesela güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Bu gibi cümleler muhteşem cümleler, sıra dışı cümleler ve bu tarz cümleler devam ettirilirse ve bunlarla manalar anlatılırsa muhatabın bigane kalması düşünülemez. Nasıl ki bir bülbülün namelerine kayıtsız kalmıyoruz, zevkle dinliyoruz. Hatta anlamasak bile dinliyoruz. Bülbül ne diyor anlamıyoruz ama sesi hoşumuza gidiyor. Onun gibi güzel manaları ifade edenler, velev başka bir dille de konuşsa, onun o ahenkli anlatışından istifade ederiz. Hal böyleyken, Arap'tan olmayan dahil ve tüfeili ve acemiler, sonradan bu işe giren kimseler, belagat-ı arabiyeden, arabiyede, üdeba sırasına geçmeye çalıştıklarından iş çığırdan çıktı. Yani Arapçaya sonradan aşina olanlar, dil olarak sonradan öğrenenler, Arap edebiyatında önlere geçmek istediğinden iş çığırından çıktı. Artık fıtri olarak bir sanat icra etmek yerine biraz bilgi, biraz böyle zorlama, tevil, o şekilde şiir yazmaya, yazı yazmaya başlayanlar oldu. Zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi. Yani bu kader programından böyle çıkmış. Milletlerin her birinin kendine göre bir mizacı var. Lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir. Onların milli dili, kendi konuştukları ana dil neyse, o ana dil hislerinin makesidir. Yani bir insan başka bir dilde hislerini o kadar düzgün ifade edemiyor. Ben Rotterdam'da İslam Üniversitesi'nde tefsir derslerini anlatırken Arapça olarak anlattım. Az çok Arapçamız idare edebilir. Orada da idare ettik, anlattık. Ancak şunu insan görüyor, ana dilde anlattığı rahatlığı hiçbir zaman bulamıyor. Ve o kadar da muvaffak da olamıyor. Belki manayı ana hatlarıyla anlatıyor ama incelikleri başka bir dille ifade etmek kolay olmuyor. Belki uzun süre o dilin konuşulduğu yerde kalsa yapabilir ama sadece kitaptan okunan bilgilerle bu yapılamıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ak akçe kara gün içindir. Burada ak akçe kara gün içindir. Ak kara birbirine mukabil kullanılmış. Akçe yerine para denilebilirdi. Ak para. O zaman bu mana çok da güzel ifade edilmezdi. Kara gün yerine siyah gün denilebilirdi. İşte dilin inceliklerini bilmeyenler
Bu gibi yerlerde ak akçe kara gün içindir diyelim, böyle bir deyimi söyleyecek. Kendine göre cümle kuruyor. Kendi zihninde. O zaman şöyle diyebilir. Beyaz para siyah gün içindir. O zaman muhatap buna güler. Yani Türkçeyi iyi bilen birisi mananın düzgün ifade edilmediğini fark eder. Bu önemli bir nokta. Demek ki her milletin kendine göre mizacı var, karakteri var ve onların yansıdığı, o mizaçlarının yansıdığı yerde kendi dilleri, o dille yapılırsa daha fıtri, daha güzel oluyor. Milletin emziceleri, mizaçları muhtelif olduğu gibi lisanlarındaki istidad-ı belagat dahi mütefavittir. Yani onlar da dillerindeki belagat kabiliyeti farklı farklıdır. Lasiyyama Arabi lisanı gibi nahvi bir lisan olsa. Arapça kurallı bir dil. Ve bugün dünya dilleri içinde gerçekten dikkati çeken bir dil. Kurallar itibariyle o kurallar bilinirse güzel ifade edilebilen bir dil. Bu sırra binaen cereyan-ı efkara mecra ve belagat çiçeklerine çimenge olmaya çok derece nakıs ve kısa ve kuru ve kırav olan, çorak olan nazm-ı lafız, yani lafzı ön plana çıkarmak, mecra-i tabiisi olan nazm-ı manaya mukabele ederek belagatı müşevveş etmiştir. Şöyle bir örnek anlatılır, onu da sizlerle paylaşayım. Medreselerimizden birinde, Osmanlı döneminde, görev yapan hoca süslü konuşmaya bayağı meraklıymış. Öğrencilere de devamlı bunu telkin ediyor. Ve onlara diyor ki, çocuklar işte süslü konuşun, edebi ifadelerle ifade edin. Devamlı böyle telkinde bulunuyor ya. Bir gün ders esnasında mangaldan bir kıvılcım hocanın kavuğuna sıçrıyor. Ama hoca farkında değil. Ve kavuktan hafiften bir duman çıkmaya başlıyor. Öğrencilerden bunu gören bir tanesi diyor ki, ey hoca idana, ey alimi bir misal, şol mangalı pür nariden tayaran eyleyen bir şule-i ateşfeşan, ol resim mübarekiniz üzerindeki kavuk-u muhteşemde tavattun eylemiştir. Tabi epey bir laf kalabalığı, hoca manayı anlıyor ama söz uzadığından dolayı da rahatsızlık duyuyor. Oğlum diyor, desene hocam kavuğun yanıyor, sözü niye bu kadar uzatıyorsun diyor. İşte öyle bir yerde süslü kelimelere lüzum yok. Orada doğrudan hocam kavuğunuz yanıyor, mesele biter. Bunu ifade etmek için böyle süslü kelimeler bulma lüzum yoktur. İşte manayı ön plana çıkarmak lazım. Lafız ona hizmet etmeli. Yoksa lafız ön plana çıkmamalı. Zira acemiler suyu ihtiyar veya sevki ihtiyaçla lafzın tertip ve tahsinine ve meani-i lugaviyenin tahsiline daha ziyade muhtaç olduklarından ve elfaz mecra olmak cihetiyle daha asan ve daha zahir ve nazar-ı satiye daha munis ve hevam gibi avamın nazarlarına daha cazibedar ve avam perestane nümayişlere daha müstahit bir zemin olduğundan elfaza daha ziyade sarf-ı himmet etmişlerdir. Yani neden bazılarında lafız perestlik ön plana çıktı? Onun sebeplerini söylüyor. Acemiler, işin acemisi olan ve yabancısı olanlar lafız yönüyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ve lafza biraz zinet verildiğinde milletin de dikkatini çekiyor. Hani televizyonlarda da bazıları ağzı iyi laf yapar. Mana olarak anlattığı doğru düz bir şey yoktur ama süslü şeyler söylediğinden millet onun etrafına toplanır. Böyle arada garip şeyler falan da söylerse daha da dikkat çeker. İşte Arap edebiyatında da, Arap dünyasında zamanla başka milletlerin girmesiyle lafız ön plana çıkmış. Bu da belagat yönüyle Arapçaya zarar vermiş. Yani ne kadar bir mesafe kat ederse önlerine çok müşaşaa sahralar, kendilerini göstermek şanında olan, tertib-i meanide olan tagalgulden zihinlerini çevirip, elfaz arkasına koşup dolaşıyorlar. Yani manayı aramıyor,
lafzı arıyor. Ona uygun lafızları arıyor. Meaninin tasavvurlarından sonra elfazın arkasına gitmekle fikirleri çatallaşmıştır. Şöyle bir ifade hatırlıyorum. Su arama, susuzluğu yakala. Yani sen susuzluğu yakalarsan zaten suyu netice itibariyle bulursun. Onun gibi sen manaları düşün. Lafız o zaman peşinde gelir. Yani bir insan diyelim çok güzel manaları zihninde böyle yoğurdu. Epey bunlar üzerinde yoğunlaştı. Bunları ifade etmek istediğinde kelimeler zaten ard arda gelir ve o manayı ifade etmeye hizmet eder. Ama doğrudan belli kalıplarla cümleler kurmaya çalışsa mananın peşinde değil, lafzın peşinde koşuyor. O zaman bu kimse manada çok da derinleşemez. Gide gide elfaz manaya galebe etmekle istihdam ederek lafız manaya hizmet etmek olan kaziye-i tabiiye aksine çevrildiğinden tabiat-ı belagattan böyle lafız perez mutasallıfların yani dalgavukluk yapan, bilgiçlik yapan kimselerin sanatına kadar yok belki tasannularına kadar sanatta değil de yapmacık hareketlerine kadar uzun bir mesafe girmiştir. Yani demek ki lafız manaya hizmetkar olmalı, mana lafza değil. Mesela insanda ceset var, ruh var. Ceset ruhun emrindedir. Ruh cesedi kullanır ama ruhu cesedin emrine vermek uygun değil. Onun gibi güzel süslü konuşmaya çalışmak, yani süslü ifadelerle konuşmaya çalışmak hiçbir zaman hedef olmamalı ama manalar güzel cümlelerle ifade edilmeli. Eğer istersen Hariri gibi bir dahi edebin makamatına gir, gör. Hariri, Üdeba'dan, ediplerden birisi. Kendisi çok süslü ifadelerle bir takım manaları anlatmış. Makamat isimli eseri gerçekten bu sahada meşhur, şöhretli günümüze kadar ulaşmış olan bir zat. O dahi edep, o edep dahisi, edebiyatta dahi olan o zat, nasıl hubb-ül lafza mağlup olarak, yani lafız güzelliğine, lafzı ön plana çıkarmaya mağlup olarak, lafız perestlik hevesi o kıymettar edebini lekedar ettiği gibi, lafız perestlere de bastı özür etmiştir. Ve numune-i imtisal olmuştur. Yani kötü örnek olmuş. Çünkü bazıları lafzı ön plana çıkarmak istediğinde Hariri'yi örnek veriyor. İşte Hariri gibi bir edebiyatçı böyle yaptığına göre demek ki böyle yapılabiliyor. Bu şekilde diğerlerine kötü bir numune-i imtisal oluyor. Onun için o koca Abdülkahir bu hastalığı tedavi etmek için Delail-i İcaz ve Esrar-ı Belagat'ın bir sürüsünü onun ilaçlarından doldurmuştur. Yani burada lafzı ön plana çıkarmak bir hastalık olarak değerlendiriliyor. İstihare var bu ifadelerde. Ve Abdülkahir Cürcani de bir doktor, edebiyat doktoru, uzman bu konuda. Ve Hariri gibilerin hastalığını tedaviye çalışıyor. Ve yazmış olduğu Esrarül Belagat, Delailül İcaz, bunlar belagatla alakalı kitaplar. Bunların üçte birini lafız perestliğin ne kadar kötü olduğunu anlatmakla, tedaviyle dolduruyor. Evet, lafız perestlik bir hastalıktır. Fakat bilinmez ki hastalıktır. Hatırlıyorum da talebeliğimizde arkadaşlarımızdan birisi anlatmada belki biraz sıkıntısı vardı. Çok rahat ifade edemiyordu. Bundan kurtulmak için bir ara aklına gelen şeyleri söylemeye başladı. Tabii insan her aklına geleni söylerse de seçici olmazsa o zaman hezeyanlar da savurabiliyor. Yalan yanlış şeyler de söyleyebiliyor ve rahatsızlık veriyor. Yani aklına her gelen insan söylerse çevreye rahatsızlık verir. Hatta bu zamanla bir kısım insanlar da hastalık halini alıyor. Konuşma hastalığı. Buna gevezelik diyebiliriz. Hatta kendisi böyle durdurmak istese bile kolay kolay fren yapamıyor. Bir tanesini hatırlıyorum.
bir yerde beraberdik bazılarıyla. Profesörlerden bir tanesi durmadan konuşuyor, durmadan konuşuyor. Meğerse hastalığı varmış, konuşma hastalığı. Yani freni tutmuyor, istese de tutmuyor. Durmadan konuşuyor. Bir başka profesör ona dedi ki, hocam yorulmadınız mı? Yani yorulacak kadar konuştu. Dinleyenler zaten yoruluyor da, ama kendisinde yorulacağı kadar konuştu. Ve bakıyorsunuz, acaba anlattıkları hikmetli şeyler mi? Hani derler, çok para haramsız, çok söz yalansız olmaz. Gerçi istisnalar olabilir, olabilir de, ama bu gibi durumlarda çok konuşanlar genelde gevezelik ediyor. Tembih, lafız perestlik nasıl bir hastalıktır? Öyle de suret perestlik ve üslup perestlik ve teşbih perestlik ve hayal perestlik ve kafiye perestlik, şimdi fiil cümle, ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır. Yani lafız perestlik, lafzı ön plana çıkarmak, süslü konuşma hastalığı, bu diyor bir hastalık olduğu gibi, üslup perestlik, yani belli bir üslubu tutturmaya çalışıyor. Bütün konuşmalarında öyle bir üslup hakim. Veya teşbih perestlik, yani yerinde teşbih yapılırsa güzeldir ama durmadan ard arda teşbihler yap, bu da muhatabı rahatsız eder. Hayal perestlik, hayale, malum hayal böyle el avuca sığmaz bir şey. Bir dizginleme içine girmiyor hayalini, belli kalıpları nazara almıyor, alabildiğine salıveriyor, alabildiğine serbest bırakıyor. Ve hayale dayalı bir konuşma pek de karın doyurmaz. Çünkü hakikatler orada geri planda kalır ve hayal ağırlıklı bir konuşma olur. Bir de kafiye perestlik, yani illa kafiyeyi tutturmaya çalışmak. Bunlar diyor şu anda kısmen zaten bir hastalık olarak görülüyor. İleride tam bir hastalık olacak. Gerçekten bu hastalığa yakalananlar var. Ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır. Hatta bir nükte-i zarafet için veya kafiyenin hatırı için çok edip, edepte edepsizlik etmeye şimdiden başlamışlardır. Bediüzzaman başka bir yerde diyor, edipler edepli olmalı, hem de edeb-i İslamiye ile müteeddip olmalı. Edebiyat, edep kökünden geliyor. Edip, aynı kökten geliyor. Böyle olunca, edip olan bir kimse edepli olmalı. Bu işin belli kuralları olmalı. Aklına her geleni söylememeli, yazmamalı. Ve diyelim müstehcen ifadeler, argo ifadeler bir edibin cümleleri içinde bulunmamalı. Seçici olmalı. Evet, lafza zinet verilmeli. Fakat tabiat-ı mana istemek şartıyla. Yani lafzı süslemeyecek miyiz? Süsleyeceğiz elbette. Ama manaya uygun olmak şartıyla, o mana bunu kaldırıyorsa tamam. Ve sureti manaya haşmet vermeli, fakat mealin iznini almak şartıyla. Ve üsluba parlaklık vermeli, fakat maksudun istidadı müsait olmak şartıyla. Yani anlatmak istediğimiz şeye, diyelim heyecanlı bir üslup gidecekse, orada heyecanlı bir üslup kullanmak güzel. Ama heyecanlı bir üslubu kaldırmıyorsa, orada gereken üslup neyse o üslupla anlatmak gerekir. Ve teşbihe revnak vermeli, parlaklık vermeli. Fakat matlubun münasebetine göze almak ve rızasını tahsil etmek şartıyla. Ve hayale cevelan ve şaşaa vermeli. Yani hayal, zaman zaman hayal pilavı yemek lazımmış. Hayal pilavı karın doyurmaz ama insana güzel bir seyahat de yaptırır. İşte şairler genelde hayallerini de kullanırlar. Romancılar hayallerini kullanırlar. Güzel yazı yazan birisi veya güzel konuşma yapan birisi de yer yer hayale de hitap etmeli. Tamamen kuru ifadelerle, tamamen mantıksal ifadelerle yetinmek yerine yeri geldiğinde hayalin önünü de açmalı. Fakat hakikati incitmemek ve ağır gelmemek ve hakikate misal olmak ve hakikatten istimdat etmek şartıyla gerektir. Yani evet, hayalin önünü açacağız ama
bunu yaparken hakikati incitirsek, hakikat geri planda kalırsa o zaman olmaz. Ama hakikate yardımcı olacaksa hayalin önünü açmakta fayda var. İşte bu gibi esaslara riayet edenler hitabette ve kitabette, yani konuşmada ve yazmada çok daha seçkin konuma gelirler ve bunun neticesinde onların sözleri daha etkili olur. Yazdıkları bir kamuoyu meydana getirir ve millet o yazıları daha severek okur. Bu açıdan edebiyat son derece önemli. Belagat, eski ifadesiyle belagat son derece önemli. Kur'an-ı Kerim belagata dayalı bir şekilde bize gelmiş. En güzel manalar en güzel bir şekilde ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de değişik üsluplar da var. Duruma göre üsluplar kullanılmış. Kur'an-ı Kerim'de teşbihler var. Yerinde benzetmeler yapılmış. Kur'an-ı Kerim mesela Miraç gibi olaylarla hayalimizin önünü öyle açıyor ki hayalin bile ulaşamadığı ufukları bize gösteriyor. Bu manada baktığımızda belagatın zirvesi Kur'an-ı Kerim'de en güzel örnekleriyle önümüzde durmakta. Cenab-ı Hak anlamayı ve ona göre ifade edebilmeyi nasip etsin. Lillahi'l-Fatiha.